أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صدق الله العظيم. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hu'lara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu, inayeti hepimizin üzerine olsun. Kardeşlerim, Cenab-ı Hak yapacağımız sohbetten istifade etmeyi hepimize nasip eylesin. Mübarek aylardayız. Bu mübarek ayların içerisindeki mübarek gün ve gecelere ulaşıyoruz. Cenab-ı Hak bu mübarek Recep ayı, Şaban ayı, inşallah Ramazan ayına da ulaşacağız. Recep ayında kardeşlerim Cenab-ı Hak bizlere Regaib gecesini verdi. Miraç gecesini verdi. Şaban ayının içinde bulunduğumuz şu Şaban ayının 15. gecesi de af ve arınma, kurtuluş gecesi olan Berat gecesini verecek inşallah. Cenab-ı Hak istifade etmeyi, arınmayı, beratını rızasına uygun bir şekilde kazanıp alanlardan olmayı hepimize nasip eylesin. Bugün Berat gecesinin öneminden bahsedeceğiz. Berat gecesinin af ve arınma gecesi olduğunu inşallah hep beraber ayeti kerime ve hadis-i şeriflerle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdeleriyle değerlendirmeye çalışacağız. Kardeşlerim, Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz anlatıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam benim yanımda olduğu bir gece benimle beraberken bir gece baktım ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir ara yanımda yok. Uyandım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanımda olmadığını hissettim. Biraz bekledim. Ama gelmedi. Şöyle etrafıma bakındım. Yine göremedim. Telaşlandım diyor Hazreti Ayşe validemiz. Dedim ki herhalde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diğer hanımlarının yanına gittiler. Bir müddet sonra merakımdan dolayı diğer hanımlarının yanına gittim, onlara sordum. Onlar da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanlarında olmadığını söylediler. Onlar da öyle söyleyince merakım ve endişem daha da arttı. Acaba kainatın efendisi Aleyhisselatü Vesselam kızı Fatıma'nın evine mi gitti diyerek Fatıma'nın evine gittim diyor Hazreti Ayşe validemiz. Kapıyı çaldım, kapıyı Hazreti Ali açtı. Ona da sordum. O da diyordu ki bilmiyorum, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada da değil. Deyince hep beraber çıktık. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı aramaya başladık. Baki kabristanının tarafından bir nur gözüküyordu. Bu nur Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın nuru dedik. Oraya doğru gittik. Vardık ki Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam öyle diyor. Baki kabristanına doğru gittik. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam orada. Öyle bir halde ki kainatın efendisi Allah'a yalvarıyordu. Bizim geldiğimizi fark etmedi bile. Öyle bir yalvarıyordu ki, öyle dua ediyordu ki, kendinden geçmiş bir şekilde şöyle diyordu. Maide suresi 118. ayeti kerimeyi tekrar ediyordu diyor Hazreti Ayşe validemiz. İn tuazibhum fe innehum ibaduk ve in tagfir lehum fe inneke entel azizul hakim. Eğer kendilerine azap edersen şüphesiz onlar senin kullanındır ya Rabbi.
Dilediğini yaparsın. Hüküm ve hikmet senin elinde. Her şeye kadir olan sensin. Her şeyin sahibi ancak ve ancak sensin. Şüphesiz eğer onları bağışlar ve affedersen, evet, sen muhakkak ki affeden, bağışlayan, izzet ve hikmet sahibisin diye dua ediyordu. Yani bu ayeti kerimeyi okuyup tekrar edip böyle yalvarıyordu. Cenab-ı Hakk'a ilticada bulunuyordu. Evet, ayeti kerime, Maide suresi 118. ayeti kerime, eğer kendilerine azap edersen dilediğini yapmak senin elinde ya Rabbi. Ama ben onların affını istiyorum. Yani kimin? Ümmetimin. Bağışlanmasını istiyorum. Eğer onları affeder ve bağışlarsan şüphesiz sen izzet ve ikram sahibisin, hikmet sahibisin diyordu. Bizim geldiğimizi fark etti Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Biz yanına doğru varınca Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle etrafına baktı. Bizim geldiğimizi gördü. Kızı Fatıma, ey benim babam, canım, ne oldu sana? Bir düşmandan zararımı gördün? Gönlünü bir kıran mı oldu? Yoksa vahiy mi geldi? Diye sordu, böyle seslendi. Kainatın Efendisi aleyhissalatü vesselam cevaben şöyle dedi. Hiç kimseden cefa görmedim. Hiç kimseden eziyet görmedim. Vahiy de nazil olmadı ey benim kızım. Ey benim ciğerpare Fatıma'm. Lakin bu gece berat gecesidir. Bu gece Allah'tan ümmetimi istiyorum dedi. Evet. Bu gece berat gecesidir. Bu gece af ve arınma, bağışlanma gecesidir. Rabbimden ümmetimi istiyorum dedi. Kardeşlerim, Cenab-ı Hak mekanlar içerisinde mukaddes mekanlar, zamanlar içerisinde de mukaddes zamanlar yaratmıştır. Zaman ve mekanlar bütün kıymet ve kutsiyetini hakikatte Allah'ın dilemesinden alırlar. Bu ilahi dileme ise varlıklar için bin bir maslahat ve hikmetler içerir. Öyle bir içerisinde büyük lütuflar ve ikramlar barındırır ki kul sadece okuyabildiği, görebildiği, anlayabildiğini alır. Ama onun dışında bilemediği, anlayamadığı daha nice hikmet ve bereketler vardır. Mübarek ay, gün ve geceler İslam'ın da şiarındandır. Hususiyeti, kıymetleri ve kerametleri muhakkak ki çoktur. İşte üç aylar dediğimiz Recep, Şaban, Ramazan ay olarak kardeşlerim. Recep, Şaban ve Ramazan ay olarak hakikaten kutsiyet bakımından çok değerli ve önemlidir. Recep de Regaib ve Miraç geceleri, Şaban'da Berat gecesi, Ramazan'da da Kadir gecesi gece olarak, gün olarak bu ay ve gecelerdendir. Yani mübarek gün ve gecelerdendir. Bu ay ve gün ve gecelere inananlar için çok büyük mükafatlar ve dereceler vardır. Kardeşlerim, üç ayların ikincisi olan Şaban ayı ve onun içinde bulunan 15. gece olan Berat gecesi de bu mübarek gün ve gecelerdendir. Kurtuluş gecesi. Kurtuluş gecesi. İnsanların içinde işledikleri hata, kusur ve günahlarını itiraf edip Cenab-ı Hakk'a tevbe ve istiğfarda bulunan Müslümanların ilahi rahmete nail olup
affedilecekleri umulduğu, yani beraatını aldığı kurtuluş gecesi anlamında Berat gecesidir. Cenab-ı Hak bu geceyi en iyi şekilde değerlendirmeyi bizlere nasip eylesin. Evet, yani bu gece af ve arınma, bağışlanma, tamamen günahlardan, özellikle hatalardan ve kulun Rabbine dönüp Rabbinin de onu affettiği, bağışladığı, temize çıkarttığı gün ve gecelerden. Kimin için? İnanan için, isteyen için, Cenab-ı Hakk'ın rızasını gözeten için, bağışlanma isteyen için, pişman olan için. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bu geceyle ilgili şöyle buyurur Duhan suresinde: Hamim vel kitabil mübin inna enzelnahu fi leyletin mübareketin inna künnâ müdirin fîhâ yufragu küllü emrin hakim. Hamim, apaçık olan kitaba and olsun ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları da uyarmaktayız. Üçüncü ayet-i kerimede öyle buyuruyor Rabbimiz. Onu bir mübarek gecede indirdik. İnsanları da uyarmaktayız. Katımızda bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir, taksim edilir. Katımızda her hikmetli iş o gecede ayırt edilir, taksim edilir. Biraz sonra sohbetimizin içerisinde de bahsedeceğim hadis-i şeriflerle örnekler vererek. Kardeşlerim, müfessirlerin bir kısmı bu ayeti kerimede geçen mübarek gecenin Berat gecesi olduğunu ve bu gecede Kur'an-ı Kerim'in topluca dünya semasına indirildiği, Kadir gecesinde ise bölüm bölüm, kısım kısım aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e nazil olmaya başladığını ifade etmişlerdi. Böyle rivayetler vardır. Bu gecede hani Hamim vel kitabil mübin inna enzelnahu fi leyletin mübareke. Bu Kur'an-ı Kerim, bu kitap topluca dünya semasına indirildi. Kadir gecesinde de işte ikra bismi rabbikellezi halak ayeti kerimesiyle başlayan peyderpey Efendimiz aleyhissalatü vesselama verilmeye, indirilmeye başlandığı rivayetleri vardır. Evet. Her önemli işin bu gecede hikmetli bir şekilde ayrımı ve seçimi yapılır. Hani fiha yufragu kulli emrin hakim buyuruyor ya bu surenin 4. ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak her hikmetli iş bu gecede taksim edilir. Bununla ilgili İbni Abbas radıyallahu anh şöyle bir rivayette bulunur. Hikmetli işlerin birbirinden ayırt edilmesi şu şekilde cereyan etmiştir der. Bu seneden gelecek seneye kadar meydana gelecek olayların hepsi ayrı ayrı melekler tarafından defterlere yazılır. Görevli melekler tarafından defterlere yazılır. Yani rızıklar, eceller, doğumlar, belalar, kazalar hepsi ayrı ayrı melekler tarafından yazılır ve böylece kaydedilir. Evet. Öylece kaydedilir. Herkesin ve her şeyin o sene içerisinde mukadderatı diyor. Başına gelecek, yaşayacak olan şeyler taksim edilir. Ondan sonra rızıkla alakalı defter Mikail aleyhisselama, savaşlarla ilgili defterler Cebrail aleyhisselama, amerler nushası dünya semasında görevli melek olan İsrafil aleyhisselama, ölüm ve musibetlerle ilgili defterler de Azrail aleyhisselama teslim edilir.
İbni Abbas radıyallahu an Efendimiz ashabın ileri gelenlerinden böyle rivayet ediyor. En iyisini bilen Allah Azze ve Celle'dir. Amenna ve saddakna. Kardeşlerim, Cenab-ı Hak bizlere Haşr suresi 18. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenü tequllaha vel tendur nefsüm ma qaddemet ligadim ve tequllaha innallaha habirun bima ta'melun. Ey iman edenler, Allah'tan korkun. Evet. İttequllah. Allah'tan korkun. Herkes yarın için ne hazırladığına bir baksın. Evet, yarın için. O yarından kasıt nedir? Ahiret günü için. Kıyamet günü için. Öbür dünyanız için. Nerede hazırlayacaksınız? Burada hazırlayacaksınız. Burada hazırlanacaksınız. Evet, herkes yarın için ne hazırladığına bir baksın. Allah'tan sakının. Çünkü Allah her türlü işlediklerinizden, bilinen ve bilinmeyen her şeyden haberdardır. Amenna ve saddakna. İşte yukarıda bahsetmiş olduğumuz bütün olaylar için siz Allah'a dönün, Allah'a yönelin. Allah'ın rızasını kazanmak için çaba ve gayret gösterin. Sizin hakkınızda takdir edilen kaderi Allah tecelli ettirecek ve inşallah mahcup ve mahzun olmayacaksınız. Neden? İttakullah. Allah'tan korktunuz ve Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yerine getirdiniz. Getirmeye çalıştınız. Samimi, ihlaslı bir şekilde. Eksikler, hatalar olabilir. Ama samimiyet var mı? İhlas var mı? İyi niyet var mı? Allah ne yapacak? Kardeşlerim, eksikleri tamamlayacak. Hataları düzeltecek. Günahları da affedecek inşallah. Öyle ümidimiz var. Bu gün ve geceler, aylar bunun için, yani bu gün ve geceler bize birer fırsat zamanları olarak veriliyor. Kul her zaman yaşadığı hayatın her anında, her döneminde Allah'la beraber olur. Sadece belirli gün ve gecelerde, zamanlarda değil. Ama Allah bu günleri farklı verdi ya, bir lütuf ve ikram olarak verdi ya, ayrı olarak verdi ya, onu da değerlendirir. Amr İbni As radıyallahu anh anlatır. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, bakın kardeşlerim, diyor ki Amr İbni As radıyallahu anh, bir gün Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti İbrahim aleyhisselamın da duası olan Rabbi innehün adlenne kethiran minen nas femen tebi'ani fe innehü minni ve men asani fe inneke gafurur rahim. Ey Rabbim, şüphesiz ki putlar insanlardan pek çoğunu saptırmıştır. Rabbim, şimdi kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse artık sen gerçekten çok bağışlayan ve pek esirgeyensin. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir gün böyle bu ayeti kerimeyi tilavet buyurdular. Okudular ve böyle ellerini de semaya kaldırarak mübarek o gözyaşlarından, gözlerinden yaşlar dökülmeye başladı. Kainatın efendisinin gözlerinden yaşlar dökülüp ağlamaya başladı. Ve ondan sonra bu ayeti kerimeden sonra, evet kardeşlerim, Allahümme affirli ümmeti Muhammed. Allahümme affirli ümmeti Muhammed. Allahümme affirli ümmeti. Ya Rab, ümmetimi mağfiret et, ümmetimi mağfiret et diye böyle dua etmeye başladı.
gözlerinden yaşlar dökerek. Salat ve selam Efendimiz aleyhissalatü vesselamın üzerine olsun. Binlerce salat ve selam. Ya Rabbi bizi alemlere rahmet olarak göndermiş olduğun bu yüce peygambere ümmet etmenden dolayı binlerce hamd ve senalarda bulunuyoruz. Kendini değil ümmetini bizleri düşünüyordu. Kainatın efendisi kardeşlerim. Kıyamete kadar gelecek ümmetini düşünüyordu. Evet. Ya Rabbi ümmetimi affeyle. Ya Rabbi ümmetimi bağışla diye böyle dua ediyordu. Hem de ağlayarak. Bunu zaman zaman yapıyordu. İşte bu hadisin cereyan ettiği zaman da Hazreti Allah Cibril'e dedi ki Cibril aleyhisselama Muhammed'e git aleyhissalatü vesselam. Cenab-ı Hak bildiği halde, her şeyden haberdar olduğu halde Resulü Muhammed'e git neden ağladığını sor. Niçin ağlıyor? Sor ona dedi. Cebrail aleyhisselam Efendimiz aleyhissalatü vesselama almış olduğu bilgiden sonra yani ümmetinin affını istiyor. Ümmetini istiyor senden Rabbim. Diye dönünce ey Cebrail Muhammed'e git ve ona de ki biz seni ümmetin hakkında razı edeceğiz. Evet. Ümmetin hakkında biz seni razı edeceğiz. Asla kederlendirmeyeceğiz buyurdu. Elhamdülillah. Rabbimize hamdolsun. Kardeşlerim işte bizler Efendimizin duasına katmış olduğu ümmetinden olabilmek için biz de çaba ve gayret göstermemiz lazım. Bedavacı olmamamız lazım o anlamda. Evet, biz kulluğumuzu yerine getireceğiz. Samimiyetimizi ortaya koyacağız. Efendimiz'e salatü selam nar getireceğiz. Efendimiz asırlar öncesinden bugünkü dönemde yaşadığımız bizler için söylüyorum ve bundan sonra iki dönemlerde kıyamete kadar ümmeti için üzüldü, ümmeti için kederlendi, hep ümmetini düşündü. Cenab-ı Hak da böyle müjdeler verdi. Ama bizim de çaba ve gayret içerisinde olmamız lazım. Onun için kardeşlerim bu ve bundan sonraki gecelerde yani Berat gecesinde ve diğer gecelerde özellikle af ve arınma gecesi olan Berat gecesinde yapılan ibadetlerin fazileti çok büyüktür. Özellikle istiğfarların, tövbelerin, pişmanlıkların fazileti, bereketi çok büyüktür. Onun için ibadetlerle birlikte bu gecede biz tövbe ve istiğfara daha fazla sarılmamız lazım. Kulluğumuzu yeniden gözden geçirmemiz lazım. Rabbimize hakiki kul, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da hakiki ümmet olma noktasında çaba ve gayretlerimiz olması lazım. Bakın, bununla ilgili yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyorlar. Yani Şaban ayının 15. gecesi Berat gecesiyle ilgili. İza kanet leyletun nisf min Şaban fequmu leylaha ve sumu yevmaha. Şaban ayının yarısı yani 15. gecesi gelince gecenizi namazla ibadet ve taatla tövbe ve istiğfarla, kullukla, gündüzünüzü de
oruçla geçiriniz buyurdu aleyhissalatü vesselam. Evet. O gece bütün geceyi ibadet ve taatla, tövbe ve istiğfarlarla, gündüzünü de yine ibadet olan oruçla geçiniriz buyurdu. Gecesi kaim, evet, ayakta ibadet halinde, gündüzü de saim olarak geçirmek. Cenab-ı Hak böyle ibadetler yapabilmeyi, yapmayı hepimize nasip eylesin. Kardeşlerim, Berat gecesinde kılınan namazların, okunan Kur'an-ı Kerimlerin, yapılan tövbe ve istiğfarların fazileti hakikaten çok büyük. Bire bin mi verecek Allah? 700 mü verecek Allah? Daha fazlasını mı verecek Allah? O Allah'ın takdirinde. Biz samimiyetle, hele özellikle içinde bulunduğumuz şu dönemdeki yaşadığımız sıkıntılar kardeşlerim, vebalar, hastalıklar, evet, öyle bir dönemden geçiyoruz. Bütün ümmeti Muhammed'i, bütün dünyayı, bütün insanlığı saran, kaplayan, ulaşan bir sıkıntı, bir dönem. Ülkemiz, memleketimiz ve bütün İslam alemi neredeyse bu sıkıntıdan payını aldı, alıyor. İşte bu günleri, bu geceleri fırsat bilmemiz lazım. Değerlendirmemiz lazım. Geçmişimize bakarak telafiler yapıp, kulluk adına söylüyorum, geleceğimize yön vermemiz lazım. Dua silahımızı bugün ve bugünlerde daha fazla kullanmamız lazım. Ki böyle bir sıkıntıya, böyle bir hastalığa, vebala silah da yok. Ordu da yok, öyle söyleyelim. Cephede düşman olsa varınla, yoğunla, elindeki bütün imkanlarınla mücadele edersin. Görüyorsun çünkü, biliyorsun. Ama bu öyle de değil. Bu farklı bir şey. Geçen haftada bahsetmiştik ya. Kardeşlerim, bu ilahi bir imtihandır. İlahi bir ikazdır. Bundan hepimiz kendimize paylar çıkartmamız lazım, dersler çıkartmamız lazım. Görünmeyen, bilinemeyen, bu anlamda söylüyorum. Yani şu dünyaya bakın, tankları, tüfekleri, güçleri, kuvvetleri, orduları, paraları, pulları, makamları, mevkileri, şan ve şöhretleri, benim ben demeleri hiçbir şeye fayda etmiyor. Hiç fayda etmiyor. Küçücük bir virüs karşısında herkes aciz durumda. Dönüş Allah'a olacak. Kurtuluş Allah'tan olacak. İşte biz de ümmeti Muhammed olarak, inananlar olarak bugün ve geceleri fırsat bilip daha fazla kulluğumuza sarılacağız. Tövbe ve istiğfarda bulunup Rabbimize niyazımızı gerçekleştireceğiz. Kardeşlerim, bu arada şu hususu bir belirtmek isterim. Bugün ve gecelerde yapılacak ibadetler hakikaten, ama hakikaten çok büyük. Fazileti çok büyük. Onun için şu kadar namaz mı kılayım? Kıl. Kaza namazı mı kılayım? Kıl kardeşim. Kur'an-ı Kerim okuyayım? Oku kardeşim. Kur'an-ı Kerim her şeye şifa. Sadra şifa, gönüle şifa, bedene şifa, hastalığa şifa. Her şeye şifa. Yüce kitabımız. Tövbe ve istiğfar. Evet. Tövbe ve istiğfarda bulunalım. Tesbihatlarımıza devam edelim. Yani samimiyetimizi ortaya koyalım.
Hazreti Aişe radıyallahu anha validemiz Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den şöyle rivayet ediyor. Allah-u Teala Şaban ayının 15. gecesi dünya semasında tecelli eder ve şöyle lütuf ve ikramda bulunur, af ve mağfirette bulunur. Der ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyururlar ki bu gece Cenab-ı Hak Beni Kelb kabilesinin koyunlarının kıllarının sayısınca kullarını cehennemden azat eder ve bağışlar. Burada Efendimiz bir kabilenin sürülerinden örnek verirken çokluğa izafete bulunuyor. Yani bizim anlamamız için çokluğu ifade etmek için böyle bir örnekler veriyor. Evet. Allah Azze ve Celle onun bağışlaması, onun affı belki daha büyük, daha büyük. Allah'ın rahmeti o gece kulların üzerine sağanak sağanak yağar buyuruyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Hani bu gece rahmet, mağfiret, bereket, lütuf, ikram gecesi dedik ya, bakın Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu hadisi şerifiyle bize müjde veriyor. Zaten bu gün ve geceler bize Efendimiz anlatıyor. Evet. O gece Cenab-ı Hak rahmetini, mağfiretini, bereketini kulların üzerine sağanak sağanak yağdırır ve yok mu af dileyen onu affedeyim. Yok mu rızık isteyen ona rızık vereyim. Yok mu bir hastalığa, bir sıkıntıya, bir derde müptela olan ona afiyetler vereyim. Evet. Ne derdiniz, ne sıkıntınız var? İsteyin. Ona afiyetler vereyim, şifalar vereyim ve hani dünyevi ve uhrevi olarak ne istiyorsunuz? Hepsini vereyim diyerek sabaha kadar kulların üzerine böyle rahmet oluk oluk yağar buyurdu aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Yeter ki sen uyanık ol, yeter ki sen iste, talep et. Evet, Cenab-ı Hakk'ın lütfu, Cenab-ı Hakk'ın ikramı bu kadar büyük. Bizim anlayamayacağımız, belki idrak edemeyeceğimiz kadar büyük. Sadece biz dünya ve dünyadaki bulunanlarla örnekler verilerek anlayabiliyoruz kardeşlerim. Efendimiz bizim idrakımıza hitap ediyor. Cenab-ı Hak değerlendirmeyi nasip eylesin. Evet kardeşlerim, günler geçiyor, ömür tükeniyor. Öyle mi? Elhak öyle. Durduramayacağımız, dur diyemeyeceğimiz hayatta hiç, her şey öyle de en önemli şeylerden bir tanesi de zamandır. Haydi dur, durduramazsın. Bekle, bekletemezsin. Evet. Mümkün değil. O yüzden kardeşlerim, zaman geçiyor, ömür bitiyor. Ömür sermayesini kısım kısım da olsa harcıyoruz. Harcamaya devam ediyoruz. O zaman bu sermayeyi boşa değil, sermayeyi verimli bir şekilde harcamak ve Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak lazım. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu sermayeyi, ömür sermayesini, yani bu dünyayı değerlendiren ve ahiretine, yarına, hani ayet-i kerimede öyle buyuruyordu ya Rabbimiz, yarın için hazırlık yapın, o yarından kasıt ahiret hayatınız. İşte ahiretine yatırım yapan
kişiyle ilgili şöyle buyuruyor. Akıllı kişi nefsine hakim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Akıllı kişi nefsine hakim olan, nefsinin her dediğini yapan, yerine getiren, helal, haram, iyi, kötü demeden onun peşine düşen mi? Hayır. Nefsine hakim olan, iyi ve kötü ayırt eden, helal ve haramı ayırt eden ve ona göre hareket edip ölümünden sonrası için hazırlık yapan, çalışan kişi, aciz kişi ise nefsinin, kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Heva ve hevesine uyup onun peşinden gidip, biraz önce söyledim ya, hani helal haram demeden, iyi kötü demeden nefsi neyi istedi, neyi arzuladı, hemen onun peşine düşüp şehevi arzuların peşinde yürüyen ve ondan sonra da, bakın Efendimiz öyle buyuruyor, Allah'tan böyle kendisi için dileklerde bulunup duran kişidir. Hem Allah'ın razı olmadığı işler yapacak, nefsinin peşine düşüp onun peşinden gidip dünyevi arzulara saplanacak, helal haram ayırt etmeyecek. Ondan sonra da Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi diye diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Böyle dileklerde bulunup bunu da yeterli sayacak diyor. Kim bu? Aciz kişi diyor bununla ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu aciz kişidir. Akıllı kişi nefsine hakim olur. Evet, dünyalıklarını kullanır. Allah'ın vermiş olduğu nimetleri kullanır. Ama gerçek hayat olan ölümden sonraki hayat için de çaba ve gayret gösterir. Yani Allah'ın rızasını kazanmak için mücadele eder. Gerçek akıllı kişi budur. Ölmeden önce ölünüz. Yani Hazreti Ömer radıyallahu anh öyle buyuruyor ya. Ölmeden önce ölünüz. Nasıl ölmeden önce ölünür? Yani ölümden sonraki hayatınız için hazırlık yapınız. Her şeyi bırakın. Dünyevi meşgaleleriniz, rızkınızın temini için, Allah'ın size vermiş olduğu bu hayattaki yaşama, hem nefsiniz hem bakmakla yükümlü olduğunuz çocuklarınız için, eşleriniz için vesaire. Bunları bırakın, tamamen kendinizi ibadete verin. Değil. Yaptığınız her işi Allah için yapın. Kıyamet gününde huzuruna alındığınızda, huzura çıktığınızda öyle ki size ait olan hiçbir şey sır ve gizli kalmayacak. Evet, size ait olan her şey ortaya çıkacak. Onun için mahcup olacağınız, mahrum olacağınız işler yapmayın. Onun için ölmeden önce ölünüz öğütüne kulak vermek lazım. Kardeşlerim, dünyayı misafirhane, vücudunu ise akıllı kişi bir emanet bilir. Ruhunu ve kalbini onlar da boğmaz. Bu hal ile hallenen insan ölmeden evvel ölmüş demekti. Evet. Yani. Onun için bu dünya misafirhane mi? Evet. Bu beden, bu vücut bir emanet mi? Evet. O zaman bu dünyayı mamur etmek, bu bedeni de heva ve hevesler uğruna harcamak akıllı kişi işi midir? Hayır. Bunları Allah'ın rızasına uygun bir şekilde kullanıp bu emaneti muhafaza edip ruhunu ve kalbini arındırıp Allah'ın rızasını kazanıp ebedi aleme giden, yani ahiret hayatına hazırlanandır.
Cenab-ı Hak cümlemizi bunlardan eylesin. Yani Efendimizin buyurduğu gibi, işaret buyurduğu gibi akıllı olanlardan, aklını kullananlardan eylesin, aciz olanlardan eylemesi. Bu dünyanın gelip ve geçici ama ebedi olan hayata hazırlanıp ona göre hareket edenlerden eylesin. Kardeşlerim, Hazreti Aişe radıyallahu anha validemiz şöyle bir şey anlatır bize. Bugün ve gecelerle ilgili Allah ondan razı olsun. Birçok hadis-i şerifi olayı biz Hazreti Aişe validemizden, annemizden öğreniyoruz. Rabbim hepimizi Efendimizle birlikte cennette cem eylesin, bir araya getirsin inşallah. Müjdeler veriyor. Yani müjde olanları hep Aişe validemiz. Özellikle hanenin, evinin içerisinde beraber olduğu dönemlerdeki durumları bize aktararak ümmetinin geleceğiyle, içindeki bulunduğu durumla ilgili, yani müjdelerle alakalı bize aktararak bizlere nasıl kulluk yapmamız gerektiğini, nasıl ümmet olmamız gerektiğini bize aktarıyor. Farkına varın diyor. Buyuruyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam benim yanımda olduğu bir gece kalktı, namaza durdu. Secdeyi o kadar uzattı ki ben Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ruhunu teslim ettiğini zannettim. Kendisini bu halde görünce kalktım. Şöyle baş parmağını hareket etmesi adına böyle baş parmağını değdim, oynadım. Şöyle hareket ettirince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatta olduğunu anladım ve geri çekildim. Yani mübarek annemiz ne güzel ifade ediyor. Bekledim, Efendimiz diyor o kadar uzun secdede kaldı ki neredeyse ruhunu teslim etti zannettim. Şöyle ayaklarında baş parmağını oynadım. O da hareket ettirince geri çekildim. Ve sonra bakın kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'a, Rabbimize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle niyazda bulunduğunu işittim diyor Hazreti Aişe validemiz. Bu bizim için de bir dua örnekliği kardeşlerim. Bugün biz de böyle dua etmeliyiz. Böyle niyazda bulunmalıyız. Diyordu ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ım azabından affına, gazabından rızana sığınırım. Senden yine sana iltica ederim. Ben sana gereğince hamd etmekten acizim. Ama sen kendini sena ettiğin gibi yücesin. Evet. Sena, iltica. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle diyordu diyor Hazreti Aişe validemiz. Tekrar edelim. Biz de böyle bu duayı hem Berat gecesinde hem de muhtelif gecelerde, zamanlarda yapalım inşallah. Allah'ım azabından affına, gazabından rızana sığınırım. Senden yine sana iltica ederim. Ben seni gereğince sena etmekten de acizim. Ama sen kendini sena ettiğin gibi yücesin ve büyüksün. Senin lütfun çok büyük Rabbim. Senin affın çok büyük Rabbim. Kardeşlerim, bu duayla birlikte yine Hazreti Aişe radıyallahu anha validemiz, bakın yine müjdeli bir hadis-i şerifi bize bildiriyor. Ben diyor Peygamber aleyhissalatü vesselamın böyle bu gecelerde ibadet ettiğini, farklı bir geceler olduğunu anlayınca dedim ki ya Resulallah, bu geceye rastlarsam, bu mübarek gün ve gecelere rastlarsam nasıl dua edeyim? Bakın bir müjde, bir örneklik.
Biz de diyoruz ya ne yapmamız lazım? Nasıl dua etmemiz lazım? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisi yaparak ve bize tavsiye ederek örnek oldu. Hadis kaynaklı. Hazreti Ayşe validemiz bu geceye rastlarsam, bu mübarek günü ve gecelere rastlarsam nasıl dua edeyim ya Resulallah dedim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anni. Allah'ım şüphesiz ki sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet diye dua et ya Ayşe dedi. Ve bütün ümmeti için, bizlere. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anni. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizlere de affet diye dua et. Evet, biz bu duamıza kardeşlerim öyle ilaveler yapabiliriz. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet, anne babamı da affet, eş ve çocuklarımı da affet, akrabalarımı affet, arkadaşlarımı affet, dostlarımı affet, komşularımı affet, benden dua isteyen bütün din kardeşlerimi affet diye duayı çoğaltabiliriz kardeşler. Rabbim, kardeşlerim sohbetimizin sonuna geldik. Bu gün ve gecelerde affettiği kullarından eylesin. Bağışladığı kullarından eylesin. Bu geceler, özellikle Berat gecesi, af ve arınma, bağışlanma gecesi ya, Cenab-ı Hak bu geceleri fırsat bilip, affedip, bağışlayıp da kendisini temize çıkaran kullarından eylesin inşallah. Ama ihlasla, ama samimiyetle, bunun farkına vararak. Cenab-ı Hak içinde bulunduğumuz şu sıkıntılı durumları, dönemleri de bu gün ve geceler hürmetine bir an önce selamete erdirsin ve kulluğumuzun farkına varıp bunlardan ders çıkartıp da tekrar yeniden Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanacak ameller işlemeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Bu duayla bitirelim inşallah. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anni. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri de affet. Amin. Allahümme ce'alna minet tevvabin ve ce'alna minel mutedahhirin ve ce'alna min ibadike salihin ve ce'alna minellezine la hafun aleyhim ve la hum yahzenun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu, inayeti hepimizin üzerine olsun. Allah'a emanet olun.